Merhaba gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Start ve yayınları bizim sınıf soru bankası ekok problemleriyle dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuzda dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Birinci sorumuzda Defne elindeki bilgileri 7'şer ve 9'er saydığında misketlerinin e, hiç artmadığını görüyor. Buna göre gençler defnenin en az kaç bilyesi vardır diye soruyor. Defnenin bilye sayısı gençler hem 7'şer 7'şer hem 9'er 9'er sayıldığına göre 7 ve 9'un ek oku olması gerekir. Yani en küçük ortak katı olması gerekir diyorum. 7 ile 9'un ek oku. Gençler 7 ile 9 aralarında asal sayılardır. Ve aralarında asal sayıların 2, e, 2 sayının gençler ekoku bu iki sayının çarpımı yani 63'e eşit olur diyoruz. Bizden en az istediği için gençler o halde sorumuzun yanıtı 63 bilyesi vardır deriz. Et başka bir şart olmadığı için 63 sorumuzun burada yanıtı olur diyoruz. E B'de gençler biraz sorumuzu değiştiriyor. Defne elindeki bilyeleri 7'şer ve 9'ar saydığında her seferinde 3 misket artıyor diyor. Buna göre en az kaç bilyesi var? Gerçekten yine 7 7 ve 9 9 sayıldığı için 7 ile 9'un öncelikle ekokunu bulacağız. Evet az önce söylediğimiz gibi 7 çarpı 9'dan ekoku 63'tür. E 3 misket artıyor dediği için 63'ün üzerine evet, 3 eklersek et evet, en az 66 bilyesi vardır deriz. İkinci sorumuzda dahiliye servisinde çalışan Emin Bey 15 günde, Vesi Bey 6 günde bir nöbet tutmaktadır. Buna göre ikisi birlikte nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra birlikte tekrar birlikte nöbet tutarlar diyor. Yaşlar Emin Bey 15'in katlarında, eee Vesi Bey de her 6 günde bir nöbet tutuyorsa 15 ile 6'nın ekokunda tekrar birlikte yani en küçük ortak katında tekrar birlikte nöbet tutarlar. 2'den başlayarak bölersem 15 bölünmez. 6'yı böldüm 3. 3'e böldüm 1, 5. Ve 5'e böldüm 1. Bu sayıların çarpımı gençler 15 ile 6'nın en küçük ortak katını verecek diyelim. 2 çarpı 3 çarpı 5'ten evet, 30 gün sonra gençler tekrar birlikte nöbet tutarlar diyoruz. Evet, üçüncü sorumuzda bir bölgede çalışan A ve B trenlerin hareket aralıkları ve ilk hareket saatleri verilmiştir. Bu iki tren saat 9.30'da birlikte hareket ettikten kaç ettikten sonra tekrar birlikte ilk kez saat kaçta birlikte hareket ederler diyor. Ya A treni 30 dakikada bir, B treni 24 dakikada bir. O halde 30 ve 24'ün en küçük ortak katında tekrar birlikte hareket ederler diyelim. Evet 2'den başlayarak bölersek gençler. 15, 12. Tekrar 2'ye böldüm. 15, 6. 2'ye böldüm. 15 bölünmez. 3. 3'e böldüm. 1, 5. Ve 5'e böldüm. 1. Buradan gençler 30 ile 24'ün ek okum 1, 2, 3 tane 2'nin çarpımı 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5'ten 2'nin 3. kuvveti 8, 8 kere 3, 24, 24'te 5 çarparsak 120 dakika sonra tekrar birlikte hareket ederler. Gerçekten 120 dakika 2 saat İlk defa saat 9.30'da hareket etmişlerdi. O halde 9.30'un üzerine 2 saat eklersem tekrar birlikte 11.30'da hareket ederler diyoruz. Evet devam edelim ve dördüncü sorumuza geçelim. Bir sepetteki çiçekler 9 ağırlığı ve 10 ağırlığı sayıldığında her seferinde 2 çiçek artıyor. Buna göre sepette en az kaç çiçek vardır diyor. Yaşlar hem 9 hem 10 ağırlığı sayıldığına göre yani 9 ve 10'un en küçük ortak katı olması gerekir. En az değer diyoruz. Tabii ki 2 çiçek arttığı için evet ekoku bulduktan sonra bu 2 çiçeği eklemeyi de unutmuyoruz. Adet 9 ile 10'un ekokunu şöyle gösterebiliriz. 2'ye böldüm 5 9 bölünmez e, 3'e bölüm 3, 5. 3'e böldüm 1, 5. Ve 5'e böldüm 1. Gençler 9 ile 10 zaten aralarında asal sayılardır. Ekokter bu iki sayının çarpımına eşittir diyebiliriz. 9 ile 10'un en küçük ortak katı 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5'ten 90'dır. 90 gençler eğer 2 çiçek artmasaydı 90'dı. O halde 2 çiçeği üzerine ekleyeceğim. 90 artı 2'den Evet, en az 92 tane çiçek vardır diyoruz. Evet, 5. soruda gençler bu soru tarzı arkadaşlar çokça çokça karşımıza gelecek diyorum. Bakın ben bunu arkadaşlar çözerken öğrencilerime de bölme işleminin sağlaması gibi gösteriyorum. Şöyle düşünelim gençler, bir x sayımız var. x sayısını 4'e böldüm a kere var ve 3 kaldı. Şimdi biz bölme işlemini sağlamasına gençler ne yaparız? Bölenle bölümü yani 4 ile a'yı çarpar. 3 üzerine ekleriz bakın. 4 ile a'yı çarpmış. 3 üzerine eklemiş. Yine aynı x sayısını 7'ye böldük. B kere var. Ve 6 kaldı. bakın 7 ile b'yi çarpıyorum ve üzerine 6 ekleyerek x'in değerini elde etmiş oluyorum. Peki gençler burada şöyle düşünebilirim. Gençler bu x sayısı Bakın 1 artmış olsaydı, 1 fazla olsaydı o halde bu 3 gençler 4 olurdu ve 4'ü tam bölünürdü. E aynı şekilde x sayısı 1 fazla olsaydı 6, 7 olurdu ve 7'ye gençler tam bölünürdü. O halde x artı 1 değeri et hem 4'ün hem de 7'nin katı olması gerekir diyoruz. 4 ile 7'nin ekoku sevgili gençler. 2 sayı aralarında asal olduğu için bu ikisini çarparsam 28 olur. Yalnız gerçi x değil bakın 28. x artı 1. O halde burada yerine koyarsam x artı 1 28 ise x'in değeri 27 olur diyoruz. Sorumuzun yanıtını. Evet sevgili gençler. Devam edelim. Gerçekten 6. sorumuza geldiğimiz zaman öncelikle sorumuzu okuyalım. Gerçekten sorumuzda bir yanlışlık olduğunu da belirtelim. Bir sınıfta öğrenciler sıraları ikişer ikişer. 2'şer 2'şer ve 3'er 3'er oturduklarında her seferinde 3 öğrenci ayakta kalmaktadır. Sınıf mevcudu 50'den az olduğuna göre bu sınıfta en çok kaç öğrenci bulunmaktadır diyor. Kaçlar işte, normalde bu sorumuz aslında mantık olarak doğru bir soru. Şimdi o halde 2 ve 3'ün katı olması gerekir diyeceğiz. Bakın 2 ile 3'ün ekok değeri sevgili gençler 2 çarpı 3'ten 6'dır. O halde sınıf mevcudu 6'nın katı olacak. 50'den az dediği için Evet gençler 6 e, 50'den küçük. Evet 6'nın en büyük katlarını düşünelim. Bakın 6 12 18 24 diye devam ediyorum. Gençler şöyle yazalım. 36 42 48 şeklinde devam ediyoruz. Şimdi gençler 3 öğrenci ayakta kaldığı zaman ne yapmam gerekir aslında? Bunların üzerine 3 eklememiz gerekir. 48'e 3 eklersem şöyle artı 3 diyelim. 51 olur. Bakın 50'ye geçtiği için 48 alamam. E 47'ye 3 eklersem artı 3 diyorum. Ve topladığımız zaman şöyle topladığımızı gösterelim. Bakın gençler 45 olur aslında sorumuzun yanıtı. Ama arkadaşlar buradaki sorudaki hatta aslında şu. 3 öğrenci dediği için gençler. Şöyle düşünelim bakın. 3'er 3'er bölüyoruz ve 3 öğrenci artıyor. şöyle görelim. Ben mesela 45'i 3'e bölersem. 15 kere vardır ve kalan olmaz arkadaşlar. Bakın kalan 3 olması gerekiyordu. Bundan dolayı arkadaşlar sorumuzda küçük bir hata vardır diyoruz. Ama sorumuzun mantığına göre yine sorumuzun yanıtı 45'tir diyebiliriz. Evet 7. sorumuzda 65 sayısına en az kaç eklersek? Gerçi ekleyeceğimize göre demek ki bu sayı 65'ten fazla olacak. Hem 6 hem de 9'a kalansız bölünebilir. O halde 6 ile 9'un ne olması gerekir gençler? Öncelikle bir katı olacak. Evet bunu bulabilmek için öncelikle ilk katına bakalım. Evet, i̇lk ortak kat yani en küçük ortak katını bulalım. 6'yı 2'ye böldüm 3, 9 bölünmez. 3'e böldüm 1, 3, 3'e böldüm 1. Buradan 2 çarpı 3 çarpı 3'ten ek oku gençler 18'dir. 18'in katlarını düşüneceğim gençler. 18 veya katları 65 sayısında büyük olacak ve en az dediği için ilk sayı olacak. O halde 18, 36, 54, 72 şeklinde devam ediyorum. 65'ten büyük en küçük sayımız 72'dir. Peki 72'yi elde etmek için evet 65'e kaç ekleriz gençler? 72'den 65'i e çıkartırsam evet 7 eklememiz gerekir deriz. Demek ki 7 eklersek gençler evet hem 6'ya hem de 9'a tam bölünen bir sayı olur diyoruz. E, 8'in sorumuzda 3 ile bölündüğünde 2, 7 ile bölündüğünde 6 kalanı veren en küçük doğal sayı kaçtır? Gerçi bu en küçük doğal sayı eğer A diyecek olursam A doğal sayısı 3 ile bölündüğünde 2 kalanını verdim. Yine aynı A doğal sayısı gençler. 7 ile bölündüğünde 6 kalanını verdi. Arkadaşlar şunu çok rahat söyleyebilirim. Bakın A'ya ben 1 eklersem yani sayımız 1 fazla olsaydı. Evet bu 2 gençler 3 olurdu ve 3'e tam bölünürdü. Yine A gençler 1 fazla olsaydı 6 1 artar ve 7 olurdu ve 7'ye tam bölünürdü. O halde A artı 1 sayısı hem 3'ün hem de 7'nin gençler bir katı olacak. 3 ile 7'nin evet, en küçük dediği için gençler ek oku evet, 3 çarpı 7'den gençler 21'dir. O halde a artı 1'i 21'e eşitlersem buradan a'nın değeri 20 olur en az diyoruz. Evet devam edelim ve 9. sorumuza geçelim. 3 ve 7 ile bölündüğünde en küçük 3 basamaklı doğal sayı bölünebilen en küçük 3 basamaklı sayı kaçtır diye sordu. Gerçi 3 ve 7'nin katı olacak. Öncelikle ekok değerine bakalım. Evet bu iki sayı aralarında asal olduğu için çarpımları ekoku verir. Sayımız 21'dir. Şimdi 21 gençler en küçük 3 basamaklı sayı dediği için 21'in katlarını düşüneceğim. 21, ikinci kat 42, 3. kat 63, 4. kat 84, ve 5. kat gençler 105'tir. Bakın bu şekilde devam eder. Hadi 3 basamaklı en küçük sayımız 105 olur sorumuzun yanıtı. Evet sevgili gençler. 10. sorumuza geçelim. İki lambadan biri kırmızı olan 6, yeşil olan 8 dakikada bir yanmaktadır. Başlangıçta ikisi aynı anda yandıklarına göre yine aynı anda yandıklarında yeşil olan kaç defa daha yanmış olur diye soruyor. Gençler öncelikle 6 ile 8'in ekokunu bakalım. Şimdi tekrar birlikte ikisinin ekok değerinde yani ortak katında yanacaklar. 2'ye bölüm 3 4 2'ye bölüm 2 3 2'ye bölüm 1 3 3'e bölüm 1 Bunların çarpımı 6 ile 8'in ekokunu verecek. 2 üzeri 3 çarpı 3'den Ekokları gençler 24 dakikadır. Bu 24 dakika zaman zarfında Yeşil olan gençler e, 8 dakikada 1 yanıyordu. O halde yeşil diyorum. 24'ü 8'e bölersem evet, 24 dakikada 3 defa yanar diyoruz. Evet, 3 defa yanar diyelim. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.